Herkese merhabalar arkadaşlar. 15 Mayıs Diyarbakır e, Pazar günü yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. Adana ve İstanbul yarışlarının da tahminleri yine kanalımızda mevcuttur. Onları da dilerseniz seyredebilirsiniz diyorum. Arkadaşlar Adana'da 9, İstanbul'da 9 koşulu. Yine programlar bizleri bekliyor. 2 altılı mevcut orada. Gayet keyifli koşular. Özellikle İstanbul'da grup 1 2 tane yarış var biliyorsunuz ki erkek taylenme ve dişi taylenme onların da yine tahminleri hazır vaziyettedir şu anda. Geçelim arkadaşlar Diyarbakır tahminlerine. Bu arada hemen başlamadan önce abone olmayı unutmayın diyelim. Video beğenmeyi, yine katılıyor olmayı unutmayın. Katılıyor üyesi olursanız orada 5 adet seçenek var. Onlardan birini seçerekten bize üye olabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız destek olabilirsiniz bize. Bu zaten biliyorsunuz ki hem zorunda bir şey değil hem de aynı zamanda bir e, kısıtlaması yok. Aynı zamanda e, siz istediğiniz zaman üyelikten çıkabiliyorsunuz. Sadece bunu böyle belirtmiş olayım. İsteyenler üye olabilirler. Başlayalım tahminlere. Şart 19 dişi. 3 yaşlı İngilizler 1700 mesafe kum pistte başlayacağız arkadaşlar koşuyla. E, şöyle gördüğünüz üzere 12 safkan start oluyor bu koşuda arkadaşlar. Ferit yardımcı Blood ya binecek 5 numara. Ben bu safkanın idmanlarını da takip ettim. Gayet iyi geliyor şu anda e, bu safkan. Burada açıkçası bu ismi çok fazla zorlayacak bir isim yok. Onu belirteyim. Ee, ama sürpriz arayanlar e, burada değerlendirilebilecek isimler var mıdır? Vardır. Kabul edelim. Vladreina 5 numara. E, 20 gün evvel 5. oldu. Bir önceki yarış 2. geldi. Bir önceki yarışlarında ise iki tane de 5.li vardı. Ben idmanlarını da gördüm. Gerçekten iyi geliyor bu Safka'nın performansı. E, o yüzden bu ismi kesinlikle burada e, tercih ediyoruz. Favori olarak e, sunuyoruz. Yani burada Ferit Yardımcı biniyor olmasından ziyade... E, idmanlarına istinaden ben bunu söylüyorum. Son 2-3 idmanı çok iyi geliyor Safkan'ın. E, 20 günlük bir arayla geliyor ve e, bu arada çok güzel idmanlar yaptı. E, rakip olarak Ateş gibi bir numara yazılabilir. E, Venedik'e de 2 numara yazılabilir. Bir de burada açıkçası 7 numara evinden çok bahsedildi. Yani Gerçekliği nedir bu ihtimalin bilemiyorum ama burada bu at gelirse bence süper bir yanına gelecektir. Performansa bakın başka bir şey demiyorum yani. 9 0 0 0 8 arkadaşlar atın performansı bu. Yani böyle bir performansla bir safkan gelirse zaten e, altılıyı çok az kişi bilir. O yüzden hani yazıyorken geniş yapıyorken bu atı da yazayım ne olacak ki diye düşünenler varsa yazabilirler. 5 numara alternatif tektir. 1 numara, 2 numara ve 7 numara ilave yapılabilir. Ha keza 3 numara Charming Rose ve 4 numara Kızım Simge'yi de yine düşünenler varsa yazmakta bence serbestsiniz yazılabilir diyorum bu safkanlarda. İkinci koşu 16 handikap. 4 yukarı Arap atları 1200 mesafe kumpist. Yağız Alp arkadaşlar burada favorimdir. Ee, Yağız Alp, tek geçilebilecek bir safkan mıdır? Evet ama bu koşu için değil. Çünkü Ferit Yardımcı'nın bileceği kılavuz ağası Burada bu koşuda iki ata çıkmamıza neden oluyor. Kılavuz ağası arkadaşlar çok iyi formda gelen bir safkan. İki yarıştır ikinci oluyor. Ee, Yaz Alp evet 18 gün evvel kazandı. Kılavuz ağası ikinci kaldı ama şu anda işler değişebilir. Yani e, neden diyecekseniz bu mesafede Kılavuz ağasının 1.20.58 bir derecesi varken Yağız Alp 1.23.60 başka pist ama e, dikkatinizi çekiyorum yani Mesafeler, şey, derece arasında o kadar fark yok yani aynı derecelere menemen. E bu da ne demek oluyor? Bir de yaz alpin fazlası var kilo fazlası. Kılavuz aslında gündoğuyu burada. O yüzden 1/4 şeklinde ben iki safkanla burayı geçeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Başka ilave yapacaklar varsa serbest diyorum buraya dilediğiniz başka bir at yazılabilir ama bence 1 4 yeterlidir 3 koşu şart 3 dişi 4 yaş şarap atları 1200 mesafe kum pistte çıkacaklar arkadaşlar burada 25 gün evvel koşan kazanan ve günün teki olarak vereceğimiz Safgan Supernatural bir numaralı safkan. burada birçokları ferit yardımcıyı biniyor diye nitrojeni tercih edenler olacak ancak burada birazcık da arkadaşlar bakmamız gereken şey e, tabii ki mesela biz şimdi burada bu işin tam olarak arka planını bilmiyoruz. Belki burada Ferit yardımcı bir numaraya binmek istemiş olabilir. Hani ama bir numaraya e, hani ilgililere bu aprantiyi tercih etmiştir. Örnek veriyorum. Yani burada e, o yüzden bu tür detaylara pek takılmayın. Birazcık da altın performansını öncelik tutun. 25 gün gibi güzel bir ara vermiş ve en son yarışını kazanmış bir safkandan bahsediyoruz. Ben burada bir numara Supernatural tek diyorum arkadaşlar altılıya. İçinize sinmiyorsa tabii ki başka at düşünebilirsiniz ama hani şu şartlar altında bir numara burada tek olur. Onu kesinlikle belirtmiş olayım diyorum arkadaşlar. Dördüncü koşu şart 4. 4 yukarı İngilizler 2000 mesafe kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere start alacak olan 10 isim var. Regnum Astrum e, 6 gün start aldı bir açıkçası burada sürpriz yaratabilecek bir isim 10 numara dileyenler 10 numarayı sürpriz olarak düşünebilirler. Onun haricinde gelelim esas safkanlara burada vereceğimizi. Ferit Yardımcı ile Dark son yarışı kötü geldi ama bir önceki yarışı kazanmıştı. Şimdi bu safkanın 20 gün evvel start aldı. Ben burada daha iyi koşabileceğini düşünüyorum. 20 günlük bir arada bütün problemler giderilebilir. 2 numara Rebel Kit çok güzel geliyor. 20 gün evvel ikinci oldu. Daha evvelki performanslarına tabela dışı bir oluyor. Bir tabelaya giriyor vesaire. Böyle güzel diyebileceğim Hani orta düzeyde bir performans var. King Baran'a keza benzer bir durumda olan bir safkan ama özellikle bir numara Yılmaz Han'a dikkat. 21 gün evvel 4. oldu. İdmanları da çok iyi geliyor bu safkanın şu anda. Ee, bir önceki kere 8. olmasına da karşı daha evvel yine 1. ile olan bir safkan e, Yılmaz Han burada açıkçası gayet güzel bir tercih olabilir bunu belirteyim. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 7 numara ve 10 numara şeklinde burada geniş bir kupon yapılabilir. Küçültmek isteyenler istediğiniz safkanları çıkartabilirsiniz bu verdiğim isimlerden 1 2 3 7 10 şeklinde verdiğim kupondan istediğiniz isimleri çıkartıp burada kuponunuzu küçültebilirsiniz. Beşinci koşu şart 4 yamak 2, binecek 4 yukarı ara patlarını izleyeceğiz arkadaşlar. 2000 mesafe kum pistte çıkılacak bir koşu. 2 yarıştır. Galip gelen Işıtan'la başlayacağız burada. Burada böyle bir koşu da arkadaşlar burası bir şart yarışı öncelikle bunu bir kere bir anlamamız lazım. Şart yarışlarında ne oluyor? Gelir düzeyine göre yani mesela bu sezonun başından itibaren bu safkanlar ne elde etti para olarak. Buna göre oluyor. Kilolar buna göre belirleniyor. Bakıyoruz 57 ve e, şey var 60 var kiloda. Demek ki burada hiçbir safkan e, bu şartını doldurmayı bırakın hani çok fazla böyle üzerine çıkmamış yani limitleri birazcık açsa burada kilo eklenir safkana ama öyle bir safkan yok yani bakıyorsunuz bu Gördüğünüz üzere arkadaşlar 4 numara, düzeltiyor 4 yaşındaki atlar 57,5'te koşacak demek. Ee, üzerindeki atlar 60'ta koşacak demek. E burada böyle bir fark yok. O zaman biz ne yapıyoruz? Son dönem performansları bakıyoruz. Yani burada yaş mevzusu ve handikap mevzusu da çok takılmayın böyle koşularda. 5 numara Işıtan 2 yarıştır kazanıyorsa formda demektir ve şart 4 bir koşuda hala daha kilosu düşük olduğuna göre burada bizim için de büyük bir avantaj demektir. E, 5 numara Işıtan tercih edeceğiz. Yanına at yazacaklar için öncelikle son iki yarışında son yarışlarında dördüncü olan iki safkan var. İki numara Hacivat ve Aydar Asa ekürü start oluyorlar. Ekürleri yazınlarım. Ama ışıtan tek olabilir. Onu belirteyim kesinlikle. Ee, bir numara atom saçan bir diğer tercih olarak yine yazılabilecek bir safkan konumdadır. Hakeza 4 numara Hilivanlım da öyle. Burada açıkçası arkadaşlar şu ön plana çıkıyor. Siz burada e, ışıtanın gelmeyeceğini düşünüyorsanız Tercihinizi değiştirebilirsiniz. Başka at yazabilirsiniz. Ama Işıtana güvenenler için tek olur diyorum. Onu belirteyim. Aksi takdirde bir numara, 2 numara ee, ve burada e, yazılabilecek açıkçası böyle safkanlar var. Gördüğünüz gibi 4 numara yine bahsettik. Veya 3 numara belki bir deneme olarak yazılabilir. Geniş kupon yapanlar için söylüyorum bu durumu. Yoksa küçük kuponda 5 numara tek atılabilir. Veyahut da sadece 2-5 yapılabilir diyorum bu koşu için. Altıncı ve sonuncu koşu şart 2 bir yarış. 3 yaşlı İngilizleri 1800 mesafe kompiste izleyeceğiz. 14 gün evvel koşup kazanan. Bu arada bu safkanın da idmanlarını izledim arkadaşlar. Çok iyi geliyor bu safkan. Green Prince 2 numaralı safkan. Kesinlikle burada en büyük tercihtir. En büyük favoridir onu söyleyeyim. 2 numara Green Prince. E ee, iyi şekilde geliyor. 13 safkan start alacak. Şöyle gösterelim sizlere. İdmanlar hatta burada varsa bu eğer son idmanıysa o gördüğüm iyi olan idmanı. Ee, Green Prince evet 53 80 26 70 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi performansı. Ee, rahat tempo ve Şanlıurfa pistinde bu çok önemli. Mesela burada bir elazı var ama bu Şanlıurfa'da elde edilmiş bir derece. Ee, şimdi arkadaşlar burada Green Prince kesinlikle e formda gelen bir isim olarak Forum konumundadır. Onu belirteyim. Ee, onun haricinde Run Baba yine gördüğünüz odunda iyi bir idmanı var. Ee, birazcık de, son yarışlarda bir bocalama yaşamış olsa da burada bir diğer isim olarak tercih edilecektir ikinci safkan olarak. Miray Miray 4 numara son yarış 20 gün evvel kazandı. Yine burada yazılabileceğini düşündüğüm bir isimdir. Ee, diğer isimlere baktığımızda şöyle Ferit yardımcı binci, Gök Yıldız, Elazığ'da ilman yaptığı göstermiştik ee, bu safkanda. 3 yarıştır, kötü bir performans sergilemiş olsa da son içerisinde şu anda bu bu koşuda bu grupta yazılma ihtimali taşıdığını görüyoruz arkadaşlar. Benim tercihim bu şekildedir bu safkanları yazacağız. 2 numara, 3 numara, 4 numara ve 10 e, numaralı safkanı ben burada tercih ediyorum. 2, 3, 4, 10 şeklinde diyorum buraya kupona. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer videolarımız da yayındadır. İstanbul ve Adana videoları izleyebilirsiniz. Abone olmayı, dilerseniz katılıyorsa olmayı ve video beğenmeyi unutmayın diyorum ve herkese de kolay şanslar diliyorum.